Evet kıymetli dostlar Golvar.com'un ve Kayseri Özelim Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar iki gün sonra bu kanalda tekrardan çok iyi bir şekilde aktif olacağız. Haberiniz olsun. Hani hediye üyelik istiyorum diyen arkadaşlar varsa desteğe başlasınlar. Ben de diyeceğim ki arkadaşlar evet son zamanlardaki videolar izlemeyi arttırdı. Hediye üyelik verebilirsiniz diye. şu an doğru düzgün video izleyen yok. O yüzden de arkadaşlar hediye verdikleri konusunda sıkıntı yaşarsınız benden söylemesin. Fenerbahçe yine galibiyetle turladı. Fenerbahçe Rade için çok ağır tepkiler aldı. Fred'in sakatlandığı birçok kişinin de beğenmediği bir futbolla ama Avrupa'yı bir tarzda Avrupa'yı bir futbolla yani Avrupa'yı tarzda futbol derken <laughs> hani e, eskiden biz oynardık Adamlar gelirdi iki tane atardı. Adamın adı Avrupa takımı. İşte kaliteli ayaklarıyla, klas ayaklarıyla aldı. Halbuki bizdeki ayaklar da klastı ama adamlar bir şekilde alıyordu. Şimdi Fenerbahçe de aynısını yaptı. Doğru düzgün top oynadı mı oynamadı. Ama dört tane net pozisyon yakalayıp rakibe sadece iki net pozisyon verip birinde gol yiyip birinde kurtarış yapıp kendi yakaladığı dört net pozisyonun ikisini kaçırıp maçı 2-1 kazanmayı bildim. Ee, süperlik takımları içerisinde arkadaşlar yani Süper Lig takımları içerisinde ilk defa bir rekor kırıldı. Galibiyet sayısı mağlubiyet sayısından fazla oldu. İlk defa bir Türk takımının arkadaşlar ve bu gurur da Fenerbahçe'nin oldu. Onu da söyleyeyim. Şimdi hani ben e, şöyle diyebilirim, böyle diyebilirim. <laughs> hani ne diyeyim arkadaşlar ya? E, Şimdi evet Radek Kurniş tepki aldı ama oynatılması lazımdı. Evet Fred sakatlandı kabul. Bu arada Fred'e dair de şunu söyleyeyim. Jose Mourinho'dan flash sözler geldi Fred'e dair. Ve Fred'in sakatlığını 3-4 haftayı bulabileceği iddiaları var sosyal medyada. Şimdi adam bir şekilde elden göndermek istiyor. Elden göndermek istediği oyuncuyu da mecburen oynatıyor. Ama biz diyoruz ki ya niye oynadı, niye oynamadı? Ya dünden beri ben kendi içimde hesaplaşma içerisindeyim. Bir taraftan kendime kızıyorum ya diyorum niye bu kadar tepki gösterdim. Öbür taraftan taraftara kızıyorum. Arkadaşlar bakın aklın yolu bir. Ben size 50 tane sebep söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar 50 tane sebep bak kurun oynatması için. Bundan dolayı oynattı. Hala karşımdaki kitle kurun niye oynar anlamıyorum. Kurun oynatan vatan haindir falan filan. Yani ya ben anlatamıyorum. Ya sizde bir salaklık var diyorum. Ondan sonra da diyorum ki lan diyorum yani niye kızıyorum ki diyorum. Yani salaklık varsa bile anlayacak kapasite yoktur diyorum. Ya yani adam diyorum bak göndermek istiyor. Bir. Açıklamada diyor ki mecburen oynatıyorum diyor. İki. Üçüncüsü diyor ki benim hani istediğim transfer orta saha transferi. Dört. İsmail Yüksek sadece beşit mana çıktı. <laughs> hani oynayabilecek düzeyde değil. Mecburen oynatıyorum diyor. Hani beşi altıyı yediyi saymıyorum bile. Yani durum bu. Ee, onun dışında mesela Ryan Kent. Kent niye oynamadı? Mesela ilk maçın kötülerinden de Kent niye oynamadı? Hocam işte adam bilmiyor ya kötü futbolcudan anlamıyor şöyle böyle. Ya siz, sizin kadar kafası çalışmıyor mu ya? Sizin kadar Mourinho'nun kafası çalışmıyor da mı Kent'i oynatmadı? Adam açık açık söylüyor abi ben mecburen oynatıyorum diyor. Mecburum diyor. Mecburum diyor. Ve mecburen oynatan adam da mecburen oynatıyor. İsmail Yüksek mesela ya ne kadar fark etti. Takım sanki bir kişi fazla oynadı ya. Ciku ikinci yarıda. İlk yarıdaki Ciku çok özür dilerim aptal aptal top oynadı. İkinci yarıdaki Ciku şahane top oynadı. Ya orta sahanın etkisi. Mesela Edin Dzeko, Tadic. İki hafta önce ana avrat sövüyordunuz. Anasına sövüyordunuz Edin Galatasarayların Galatasaraylıların gazına geldiniz. Aynı arkadaşlar şimdi de Jose Mourinho'ya sövüyorlar. Diyorlar ki ya diyorlar İsmail Kartal'dan ne fark var? İsmail Kartal takımı daha iyi oynuyordu. Jose Mourinho geldi ne fark etti? Bunun için mi getirdik? Bunu diyen arkadaşlar İsmail Kartal'a kaloriferci diyen arkadaşlar. Ha, yanlış anlamayın. Çok değil geçen sene kaloriferci diyen arkadaşlar şimdi İsmail Kartalcı olmuşlar. Bunların var ya bunların ne dinine imanın, inanın, ne kitabına inanın, ne Allah'ına inanın. Bunların inandığı hiçbir şey, ya bunlar söylediği hiçbir şeye inanmayın. Bunlar bugün Sarı olurlar, yarın kırmızı olurlar. Bunlar hiçbir şeyine inanmayın. Sosyal medyaya baktım. Ya diyor işte şeyin ortasında Edin o sen de boşuna kaldın. Bilmem ne oldu. Maç, maç devam ederken 1-0 yenik durumdayız. Ben burada ne diyorum? Diyorum ki arkadaşlar 35'te bitti rakip. Biz alırız maçı rahat olun. Yani Fenerbahçe tecrübesini alacaktır. Rahat olun hazırlık dönemindeyiz. Ahlar bahların lüzumu. 1-0 gerideyiz bak. Hani doğru düzgün pozisyonumuz yok neredeyse. Ben böyle diyorum. Anladınız mı? Mourinho'nun hamlesiyle maç geldi. Niye onu konuşmuyorsunuz? Bir Mert Hakan hamlesiyle maç geldi. Mert Hakan'ın asisti. 1-1 yaptı. İrfancan Can şeyi, ee, neydi onun adı? İrfan Can Kahveci hamlesi. Golü getirdi. Hadi bunları konuşun. Bir tane arkadaşım yazmış özelden. Lil diyor bizi eler diyor en az 5 atarlar diyor. Diyorum ki bir yerin yiyorsa, organlarından biri yiyorsa formasına iddiaya girelim. Yeni sezon diyorum. Diyor ki girmem iddiasına. Lan Fenerbahçe elenirse bile diyorum ben sana forma alacağım söz. Fenerbahçe elerse alacak mısın? Ben girmem iddiaya. İddia haram. Bunu diyen kişi iddia oynuyor her gün. Ya neyse ya. Çok kızacağım şey var da. Biz tecrübeyle maçı aldık. Mourinho çekişmeli bir kadro istiyor. Lille maçında Fred'in olmayacağını söylüyor. Şimdi işte Mourinho'nun sihirbazlığını göreceğiz. Altay Bayındır tribündeydi. Herhangi bir transfer görüşmesi vesaire yok arkadaşlar. Ama <laughs> deyin ki ister misin? Yanlış anlamayın. Livakovic'i beğenmeyen arkadaşlar var. Şimdi Livakovic'ten bunun ne alakası var? Hadi ya da ne farkı var? Düşünün bak. Ne farkı var ya da ne alakası var diye soruyorum size. Livakovic'le bak Livakovic'le eee Altay Bayındır'ın ne farkı var? Hadi buyurun. Neyse, devam edeyim ben. Takımın en iyisi kimdi mesela? İki hafta önce küfürler ettiğiniz, Galatasaraylıların gazına gelip anasını avradına sövdüğünüz şimdi şey yani Edince koydu. Şimanski gol attı mesela. Bu arada şunu belirteyim ben. Rade Krunić'e Arabistan'dan 8 milyon euroluk bir teklif var. Şaka değil. Ama Kurniç Arabistan'a gider mi gitmez mi işte o şaka. Bence şu kadar tepki aldıktan sonra biraz da gururu varsa çıkıp gitmesi lazım. Çıkıp gitsin ya. Ya ne gerek var ya? Ne gerek var şu kadar küfür yemenin? Ne gerek var yuhlanmanın? Ne gerek var takımın bir parçası iken dışlanmanın? <laughs> Bak şimdi mesela Kurniç. Kurniç'e küfür eden arkadaş İsmail Kartal savunuyor. Ben getirdim değil mi Kurniç'i? Ben getirdim Kurniç'i. Mert Hakan'a küfür eden kişiler, işte Zayt'sa küfür eden kişiler İsmail Kartal savunuyor. Lan Zayt'sın sözleşmesi bitti gidiyor. İsmail Kartal ille de Zayt, ille de Zayt, ille de Zayt dedi mesela. Ya kurun içe küfür edip İsmail Kartal savunmak neyse neyin ürünü size bırakıyorum. Ha ben küfür edin etmeyin demiyorum. Yanlış anlamayın. Etmeyin tabii ki de. Yani sonuçta futbolcumuz. Gidene kadar futbolcumuz. Ama her şeyin bir edebi adabı var. Bak Şimanski dün ne güzel golünü attı. Yine sezon başı açılışını güzel yaptı. Yine bizi memnun etti. Mesela Alan Saint Maximin niye oynamadı diye yarın bir gün buna da yangın yaparlar. Maximini oynatmıyor. Terörist mi bu adam? FETÖ'cü mü? Ay neyse. Ee, bitmez. Bak ben şunu söyleyeyim. Livakovic Altay Bayındır. Bence Livakovic Altay Bayındır değişikliği yapsak taraftarın çoğu beğenirler. En azından yabancı sınırı açıldı değil, değil mi? Altay bedava alsak Livakovic'i 30-40'a göndersek. Hocam 30-40'a gönderirsek gitsin. 30-40 falan etmez ya. En fazla 5-6 milyon eurocuk yapar. Dediğim gibi mesela Mert Hakan yandaş bak. Maça ne kadar etki etti. Özellikle mesela bizim Gizem 2'de bir de yazıyor. Mert Hakan yandaşın Allah belasını versin. Evine bilmem ateşler düşsün. Şöyle olsun. Ya yeter arkadaş. Yeter Mert Hakan'ı kadroda kim tutuyorsa bilmem necidir. Şöyle de ya. inanılmaz cümleler duyuyorum. Siz haberiniz yok. Sonra diyorsunuz ki Mustafa Hoca niye sinirleniyor? Neyse Ryan Kent'e iki tane İngiliz kulübü 3 milyon euroluk teklifte bulunma hazırlığındaymış. Fenerbahçe'nin direkt vermeyeceğini bildikleri için böyle bir teklif hazırlığındalar. Bilginiz olsun. Ümit Özdağ Fenerbahçe tribünlerinde hiç mülteciyi görmedim demiş. Başka takımlar maçına gidebilir görmek için. <laughs> Jose Mourinho'nun rovanş dokunuşuna sadece bir kişinin değişmesi mesela. Mourinho garantici adam. Benim en iyi kadrom bu. Ben bu maçları bir nevi hazırlık maçı olarak yapıyorum diyor. Lille maçından endişeli misin Mustafa hocam? Değilim. Aksine ben Lille maçını daha rahat geçeceğimizi düşünüyorum. Çünkü Lugano çok tehlikeli bir takım. Bak bu Lugano Galatasaray'dan iyi takıma. Şu anki Galatasaray'dan iyi takım. Şu anki Beşiktaş'tan iyi takım Lugano. Ciddi söylüyorum. Şu anki Galatasaray'dan Beşiktaş'tan iyi takım. Ama kimseyi anlatamaz. Mesela Union Sençülü ise bakın Union Saint ise. Ha şunu da söyleyeyim. Bizim dün Lugano'dan yediğimiz gol Devasa bir gol değil miydi? Fenerbahçe futbolcusu atsa o golü. Haftalarca aylarca şey yapmaz mısınız böyle e, videolar böyle editler falan yapmaz mısınız? Bence yaparsınız. Şahane bir goldü. İşte o da Fenerbahçe şansın. Filenin Sultanları 3-2 kazandı. Olanda maçı geriden döndü. Fenerbahçe'de orta sahanın orta sahada acelesi yoktu. Bak acelesi yoktu artık var. Çünkü Fred sakatlığı var. Ve bir numaralı isim Mateo Kovacic olduğu söyleniyor. Ya ben de bir zayıf bir duyum var ama bilmiyorum ne kadar doğru söylemek. Kovacic için hafta sonu İstanbul'a gelip İstanbul'da bir görüşme iddiası var. Hafta sonu arkadaşlar. Bu hafta sonu. Yanlış duymadınız. Ben size zaten 31 yani Ağustos'tan önce Orta saha beklemeyin diyordu. Bugün 31 Temmuz. Yani Mustafa Hoca yine bildi duyumlarla karşı karşıyayız. Normalde 15 Ağustos falandı ama ee, şimdi bugün itibariyle söylüyorum hafta sonuna dair bir duyumum var. Hafta sonuna dair duyumum var. Kesinlikle ve kesinlikle unutmayın bu lafı. Şimdi transferde dev rakipler Vesley, Mesley, Volkan Bayarslan'a şok maç yönetemeyecek. Fenerbahçe, Beşiktaş, Ortak Hedef, Taliskam. Fenerbahçe transferden çekildim. Neyse ben şimdi şurada madde madde okuyayım. Ee, madde madde okumazsam sıkıntı yaşarım. Şöyle. Şimdi Radi Kurun başlıyorum. Kurun iç. Hani 8 milyon euroluk bir teklifin olduğu iddiası var. İnşallah doğrudur. Doğruysa zaten bu kadar aldığı tepkiden sonra da duracağını zannetmiyorum. Bu arada Mustafa Hoca forma giydiyse, tıraş olduysa o videoda ciddi ciddi güzel mesajlar vardır. Bunu da söyleyeyim. Fred'in sakatlığı 3-4 hafta diyorlar ama ben o kadar olacağını zannetmiyorum. Ee, Kent İngil İngiltere'den talipler gelecek bu sefer gider diye düşünüyorum. Lugano'ya eledik. Jose Mourinho sıradaki rakip Lille biraz da iddialı konuşmuş. Belki de öyle konuşmak zorunda. Belki de Lille'in teknik direktörünü bildiği için, tanıdığı için sinir harbine sokmaya çalışıyor. Bilmiyorum yani. Yani ben onu çok çok bilmiyorum. Ha şunu da söyleyeyim. Çok güzel bir yorum vardı. Neydi? Ali Şevket Ünsal. Diyor ki Fenerbahçe diyor sahada bir yiyorsa iki atacak diyor. Rakibinden yedinden daha fazlasını atıyorsa diyor. Ya canavar gibi sahaya çıkarsa diyor o zaman şampiyon oluruz diyor. Şampiyonlar ligine de gideriz diyor. Ya her maçta yediğimiz golden fazlasını atsak ve sayılsa o goller. Hani offside off diye değil. Sayılsa o goller. Sonuç ne olur arkadaşlar? Her maçı kazanırsın. Mesela bu. Livakov için bir yere gittiği yok. Altay Bayındır'ın da geldiği yok arkadaşlar. Ama en azından Altay Bayındır Galatasaray iddialarını falan çürütmüş oldu. İsmail Yüksek artık 5 <laughs> idmanla o maça çıktı. Önümüzdeki resmi maça kadar, salı günkü maça kadar daha fazla idmana çıkacak. Daha fazla dinlenmiş olacak. Takım uyum oyununa daha fazla adapte olacak. O yüzden ikinci maç için daha rahatız. Ciku'da bence performansı artacak. Daha da artacaktır. Edin Ceku. 2 maç 4 gol. Şahane bir başlangıç. Allah devamına getirsin. Tadic iki maç iki asist. İnşallah daha da güzel olur. İnşallah daha da iyi olur. Ee, Anderson Tariska'ya dair hiçbir teklifimiz, beklentimiz yok. Mateo Kovacic, Sander Berge, İbrahim Sangare. Yani bu üç isimden biri diyeyim. Hafta sonu İstanbul'a gelecek iddiaları var. Veste'yi zaten külliyen yalan. Zayt şu anda başka bir kulüple görüşme aşamasında. Samarziş transferi bak. Bence Samarziş transferinin şimdi olması lazım. Ya şimdi anladınız mı Samarziş transferi niye gerekli? Tamam sende Fred var ama ya yani bu kadar çabuk müdahalelere, bu kadar şeylere, bu kadar sakatlanacaksa Fred bizim işimiz yaş. Biz oraya kütür kütür bir isim çekmeliyiz. Bu isim de Samarziş olabilir mesela. Burada da söyleyeyim biz çekmemiz lazım oradan. O ismi çekmemiz kesinlikle lazım. Onun dışında Alan Saint-Maximin gelişiyor. Arabistan'da neredeyse hiç idman yapmadı. Belki Lille ilk maçında da oynamayacak. Osterwold'e Ferdi uyumu iyiydi ama birinden biri fazlalık oraya. Onu söyleyeyim. Bir an önce Maximin'in ya da Oğuz Aydın'ın kendine gelmesi lazım. <laughs> Mert Hakan Yandaş mesela <laughs> Fred'in yokluğunda orta sahada emniyet subabı görevi görebilir. Ama tabii ki de bir fret değil. Orası çok aksar. O yüzden transferin de hızlanması lazım. Şimdi <laughs> şu da var. Transfer hızlandırdın. Çıkıp da Lille maçında oynatamayacaksın. Futbolcuyum. Öyle de bir durum var. E oynatamayacağın için de ne yapman lazım? En azından ikinci maçı oynatırım hazırlanırım diye. O yüzden de biraz elini çabuk tutman lazım. Yusuf en Nesir aynı şekilde Lille maçlarında oynayacak. Asıl o zaman tehlike. Belki de 4-4-2'ye döneceğiz. Belki de Fred'i hiç aramayacağız. Orta saha İsmail Şimanski'den oluşacak. <laughs> Bilemezsiniz ki. Bartu Elmaz gelişimini sürdürüyor. Branko çalışmaları sürdürüyor. Şimanski'ye değindik. Volkan Bayarsan çok önemli değil. Ee, başka ne var? Trendyol Süper Lig'de yavaş yavaş başlayacak. Şampiyonlar Ligi serüveni Ferdi Kadıoğlu'nu konuştuk. Yani benim aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka da söyleyecek bir cümlem yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.